Evet, bugün e, fonksiyonları anlatacağız. E, bu fonksiyonlar tabii çok genel bir konu. E, burada e, genel olarak e, soyut anlamında göreceğiz bunu. Şimdi temel olarak e, ana fikir şu, birçok durumda bir elemanı başka bir ikinci kümedeki elemana eşlememiz gerekiyor. Mesela işte e, bu dersi alan, diskrit Matematik dersi alan öğrencilere... A, B, C, D, F notlarından birini vermek gerekiyor. Bu durumda işte Adams'a A, A Cho'ya C, Goodfriend'e B, Rodriguez'e A, Stevens'a F verildiğini düşünelim. İşte şu şekilde bir e, aslında eşleştirme yapmış oluruz. Dolayısıyla bu sol tarafta birinci küme dediğimiz, e, ikinci sağ tarafta da ikinci küme. Sol tarafta kümeye tanım kümesi deniyor, sağ taraftaki kümeye de görüntü kümesi deniyor. Dikkat edersek tabii ki sol taraftaki e, herkesin bir notu var dikkat ettiyseniz. Sağ taraftaki notlarınsa hepsi alınmak zorunda değil. Şimdi genel tanımı da şu şekilde ifade ediyoruz. Da matematiksel tanım. A ve B boş olmayan kümeler olmak kaydıyla e, A'dan B'ye bir fonksiyon aslında e, A'nın her elemanı için B'ye tek bir elemanına assignment anlamına geliyor. Dolayısıyla A'nın bir elemanını birden çok elemana assign edemiyorsunuz. Tek koşul bu. A'nın e, elemanını B'den bir elemana assign ediyorsunuz. Bunun gösterimi de F A eşittir B şeklinde. A e, birinci kümeden B ikinci kümeden olmak kaydıyla. F A ok B şeklinde de gösteriliyor. Fonksiyonların başka isimleri var. Mapping deniyor, transformasyon deniyor vesaire vesaire. Burada daha önce de bahsettik. A kümesine burada f A'dan B'ye bir fonksiyonsa A kümesine domain deniyor. Tanım kümesi. B'ye de kodomain deniyor. Görüntü kümesi. B'nin A'nın imajı olduğunu, A'nın da B'nin ön imajı olduğunu söylüyoruz. Başka bir şekilde de f'in a'dan b'ye bir fonksiyon veya f'in a'yı b'ye e, çevirdiğini, maplediğini, haritalandırdığını, görüntü kümesini oluşturduğunu söylüyoruz. Değişik şekillerde de gösterebiliyoruz. Burada gördüğümüz gibi e, ilerliyoruz. Şimdi e, burada mesela fonksiyon olarak ifade edebilir miyiz? Fonksiyon olarak ifade edebiliriz. Mesela relation'ları daha sonra göreceğiz gerçi ama ilişki olarak söylersek Abdül 22, Brenda 24, Carla 21, Desire 22, Eddie 24, Felicia 22 dediğimiz zaman bunu bir fonksiyon olarak tanımlayabiliriz. Nasıl olacak? Abdül, Brenda, Carla, Desire, Eddie ve Felicia bir küme olacak. 21, 22, 24 de bir e, görüntü kümesi olacak. gibi gibi. Mesela x kare diye bir fonksiyon tanımlayabiliriz. Fonksiyon tanımında e, F'in e, tanım kümesi bütün tam sayılar olacak. Kodomain'i de yani e, görüntü kümesi de yine bütün tam sayılar olacak. Ama tabii ki bütün değerleri elde edemeyeceğiz. Sadece kare sayıları elde ediyor olacağız. Evet. Şimdi fonksiyonlar üzerinde toplama işlemi tanımlayabiliyoruz. Toplama işlemi nasıl tanımlanıyor? F1 artı F2x dediğimiz şey F1x artı F2x şeklinde ifade ediliyor. Burada fonksiyonların herhangi bir a kümesinden... Reel sayılara map edildiğini varsayıyoruz. F1, F2 eksi ise yani bu iki e, fonksiyonun çarpımı ise F1 x çarpı F2 x şeklinde ifade ediliyor. Ki burada da tabii mesela F1 x x kare ise F2 eksi x eksi x, -x, x kare ise bunların toplamı ve çarpımı da işte toplayınca x çıkacak. E, çarpınca da işte x küp eksi x üzeri 4 çıkacak. Bunların dışında e, imaj dediğimiz şey var. İmaj dediğimiz şey B kümesinin içinde A tarafından meplenen elemanların kümesine diyoruz. Dolayısıyla e, B'nin tamamı olabilir ama muhtemelen B'nin bir alt kümesi olacak. Mesela A, B, C, D, E, A kümesinden 1, 2, 3, 4, B kümesinde böyle bir fonksiyon tanımlandıysa A, 2, B, 1, C, 4, D, 1, E, 1 ise e, imajı S kümesinin imajı ne oluyor? 1 4 oluyor. gibi. Şimdi gelelim özel tip fonksiyonlara. Bunlar çünkü e, diğer tanımlarda ihtiyacımız olacak. Va, birebir ve örten e, fonksiyonlar. Şimdi birebir fonksiyon ne demek? Birebir fonksiyon 2 e, farklı a i 2 e, Aynı değere map etmeyen fonksiyonlar diyoruz. Yani dolayısıyla mesela buradaki iki değer buradaki aynı değere map ediyorsa o zaman bu birebir olmuyor. Buna injunction da deniyor. Bunun matematiksel tanımı fa eşittir fb ise a eşittir b olmak zorunda. If and only if. Yani a ve b aynıysa karşı tarafta da gittikleri yer aynı olmalı. Karşı taraftaki gittikleri yer aynıysa da bunlar da aynı olmalı. Dolayısıyla buna birebir deniyor. Ee, mesela işte örnek verilmiş e, A, B, C, D'den 1, 2, 3, 4, 5'i F, A, 4, F, B, 5, F, C, 1, F, D, 3 birebir çünkü e, görüntü kümesinde e, aynı iki sayı yok bu şekilde. E, mesela fx eşittir x kare, x kare kümesi birebir değil. Neden birebir değil? Çünkü Mesela 1'de, f1'de, f-1'de 1'e gidiyor. Dolayısıyla 1'e gittiği için 2 aynı e, farklı noktadan, yani a eşit değil b iken, f a eşittir f b oluyor. Dolayısıyla bu bire bir değil. Iııı... E, Burada peki birebir olduğunu nasıl gösteriyoruz? Yani matematiksel olarak ispat ettiğimiz zaman şöyle bir şey yapıyoruz. E, aslında o e, a eşittir b ise f a eşittir f b, f a eşittir f b ise f b a eşittir b'yi ispat ediyoruz. Yani f a eşittir f b ise a artı bir eşittir b artı bir e, den a eşittir b çıkıyor veya a eşittir b ise a artı bir eşittir b b artı bir çıkıyor ve o şekilde de göstermiş oluyoruz. Şimdi örten fonksiyon tanımına gelirsek. Örten fonksiyon demekse şu. Görüntü kümesindeki her eleman en az bir kere kullanılmış. Buna da örten fonksiyon diyoruz. Mesela bu fonksiyon bir örten fonksiyon. Çünkü görüntü kümesindeki boşta kalan bir eleman yok. Buna da örten bir fonksiyon diyoruz. Şimdi artan, strikli artan, azalan ve strikli azalan fonksiyonlar. Şimdi buradaki mantık şu. Fonksiyon eğer fonksiyonun görüntülerindeki değerler e, pardon, e, tanım kümesindeki değerler artarken görüntü kümesindeki değerler de artıyorsa o zaman buna artan diyor. tabi aynı da kalabiliyorsa o zaman artan kesin artıyorsa da strictly increasing adı veriyoruz. Decreasing de bunun tam tersi. Yani e, değerler artarken fonksiyon değeri azalıyorsa eee ona da decreasing fonksiyonu diyoruz. Şimdi ee, zaten söyledik. E, bunları geçiyoruz. Mesela fxx kare fonksiyonu tam sayılarda o e, artan pardon e, örten midir? Değildir. Çünkü e, görüntü kümesi tam sayılarsa mesela bir sayının karesi eksi bir olan bir değer yok. Dolayısıyla eksi bir boşta kalacak. O yüzden de örten olmayacak. X eşittir X artı bir örten midir diyoruz. Evet örten. Çünkü e X artı bir için her X artı bir için öyle bir tam sayısı için X diye böyle bir tam sayı bulabiliriz. Bu da demektir ki örten olmuş oluyor. Şimdi one to one burada değişik örnekler var, vermiş. Mesela işte e, bu mesela bir fonksiyon değil. Önce önce en trivialle başlayalım. Bir eleman iki elemana gidiyorsa o bir fonksiyon değil. E, bu birebir bir fonksiyon çünkü e, karşı tarafta e, iki kişi aynı yere gitmemiş. Ama on to örten değil çünkü örtmüyor. Bu bütün görüntü kümesinde boş yerde birileri var. Bu örten görüntü kümesinin tamamen doldurmuşuz ama birebir değil çünkü A ve D aynı kişiye gidiyor. Bu hem birebir hem örten. Yani A 4'e, B 1'e, C 3'e, D de 2'ye gidiyor. Bu ise ne örten ne birebir değil. Çünkü hem görüntü kümesinde boşta adam var hem de iki kişi aynı yere gidiyor. Gibi gibi. Şimdi eğer e, bir fonksiyon hem birebir hem de örtense yani buradakisi C'deki gibi. O zaman buna birebir e, fonksiyon birebir örten fonksiyon deniyor veya bijection, bijection adı veriliyor. E, 16 ve 17.deki fonksiyonlar e, bijection çünkü hem e, birebirler hem de örtenler. Çünkü a b c d fark aynı yerlere gitmiyor ve 1 2 3 4'ün hepsine gidiliyor. Identity function dediğimiz e, fonksiyonsa, birim fonksiyonsa gene Ör, e, hem bire, bire hem örten çünkü her elemanı gene kendisine götürüyor. Dolayısıyla e, tanım kümesindeki her şeyin karşıda bir karşılığı var. Dolayısıyla diğer tarafta hiçbir boşta kalan kimse yok. E, şimdi gelelim e, ters fonksiyonlara. Şimdi ters fonksiyonlar birebir, birebir bire bir ve örten bir fonksiyon varsa o fonksiyonun ters fonksiyonu tanımlanabiliyor. Çünkü birebir ve örten fonksiyonun tersi de Birebir bir ve örten olacaktır. Ee, bu, bu durumda B'yi tanım kümesi alıp A'yı görüntü kümesi yaparak aslında mapping'i terse çevirebiliyoruz. Dolayısıyla F'a eşittir B ise F-1 B'de A'ya eşit olmuş olur. Bunu mesela görüyoruz burada A'yı B'ye götürüyoruz F ile F-1'dense B'yi A'ya götürüyoruz geri getiriyor. Şimdi eğer bir fonksiyon e, tersinebilirse invertible o zaman demek ki bir ters fonksiyon tanımlayabiliyoruz. Bir fonksiyon tersinebilir değilse o zaman demek ki birebir ve örten değil. Bu durumda böyle bir ters fonksiyonu tanımlı değil. İşte ABC'den 1, 2, 3'e e, şu fonksiyonun tersi var mı? Evet çünkü birebir her e, iki farklı AB Aynı şey gitmiyor birebir. E, ve örten evet 1, 2, 3 tanımlı. O zaman tersi var. İşte f eksi 1, 2, a. f eksi 1, 3, b. f eksi 1, 1 de c oldu. Evet. Böyle bir fonksiyonun, matematiksel bir fonksiyonun tersini nasıl buluyoruz peki? Böyle durumda yaptığımız şey şu. fx yerine y yazıyoruz. Sonra da x'i buluyoruz. Eğer x'i direkt bulabiliyorsak, ee, o zaman tersi var anlamına geliyor. İşte oradan da y-1 olduğunu görüyoruz. Şimdi fx eşittir x kare fonksiyonunun tersini bulabilir miyiz? Aslında formül olarak düşündüğümüzde sanki yapılabilir gibi gözüküyor. y koyduk diyelim. y eşittir x kare o zaman x'i tek başına bırakmak için ne yapacağız? Kara kökünü alacağız. Şimdi kara kökünü aldığımız zaman ama x eşittir hem artı kök y oluyor hem eksi kök y oluyor. Bu da ne oluyor? Ee, aynı elemanı iki farklı değere e, çeviriyoruz. Bu da mümkün değil. Zaten kendisi fonksiyon değil olmuyor. Eğer ama fonksiyon pozitif sayılardan pozitif sayılara tanımlanırsa o zaman mümkün oluyor. Çünkü ne oluyor? Kök y diye bir şey tanımlı olabiliyor. Çünkü y'nin kökü sadece pozitif olanları aldığımız için fonksiyonun tersinde ne olmuş oluyor? Ee, tanımlı olmuş oluyor. Hem birebir hem örten olmuş oluyor. Bileşke fonksiyon diye de tanımımız var. Bileşke fonksiyonda ise diyelim g bir fonksiyon olsun a'dan b'ye. f de b'den c'ye bir fonksiyon olsun. Bu durumda f bileşke g dediğimiz fonksiyon a'dan c'ye giden bir fonksiyon. Ve fog a olarak gösteriyor. Yani önce a'yı g'ye götürüyorsunuz. Çıkan değeri de f'den götürüyoruz. Bu şekilde gösteriliyor. Bu şekilde gösteriliyor. Bu şekilde gösteriliyor. Ne yapıyoruz bakın. A'dan önce G'ye gidiyoruz. Burada sıra önemli. Önce F'ye gitmiyoruz. Dikkat edin. Önce G. içten dışa doğru gidiyoruz. Önce G ile GA'ya gidiyoruz. Sonra GA'yı alıp FGA ile buraya gidiyoruz. Dolayısıyla folk A'dan C'ye doğru ilerliyor. Mesela işte G fonksiyonu verilmiş bu şekilde ABC kümesinden e, kendisine GAB'ymiş, GBC'ymiş, GCA'ymış. F fonksiyonunda FA3, FB2, FC1 olmuş oluyor. Bu durumda FOG ve GOF nedir diye soruyor. Şimdi FOG için ABC'yi alıyoruz. Önce A'yı G'ye koyuyoruz. B çıkıyor. FB'de 2 çıkıyor. Sonra B'yi koyuyoruz. GBC çıkıyor. Sonra FC'de 1 çıkıyor sonuç 1 çıkıyor. Fog C içinde G'ye C'yi koyuyoruz, A çıkıyor. F'e de A'yı koyuyoruz, 3 çıkıyor. Şimdi golf ama tanımlı değil. Çünkü F'nin tanım kümesi'nin görüntü kümesi G'nin tanım kümesi değil. Dolayısıyla olmadığı için böyle bir şey tanımlı değil. Peki normal matematiksel fonksiyonlarda ne yapacağız fog'larda? Burada da şöyle bir şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Onu alıp yerine koyduğumuz için fogda gdeki bütün fonksiyonu alıyoruz. X'te gördüğümüz her yere yerleştiriyoruz. Dolayısıyla mesela fogu alacaksak gde gördüğümüz bütün bu fonksiyonu alıyoruz. F'te x gördüğümüz her yere yerleştiriyoruz. Tabii orada karesini almamız gerekiyorsa karesini alıyorsunuz vesaire vesaire. Bütün o işlemleri onun içinde gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla fog dediğimiz zaman 3x artı 2 burada yerine koyduk. 2 çarpı 3x artı 2 artı 3'ten 6x artı 7 çıkıyor. Ters ise tabii farklı olabilir ki farklı oluyor çoğu zaman. Golf'ta ise bu sefer 2x artı 3'ü yerine koyuyoruz. Dolayısıyla 3 çarpı 2x artı 3 artı 2 oluyor. Sonuçta 6x artı 11. Dolayısıyla fonksiyonlarda birleşme e, e, fonksiyon birleşimi... ...değişme özelliğine sahip değil. Şimdi ters fonksiyonu koyduğumuz zamansa... ...ters fonksiyonda... E, ...mesela f-1 ile f'i birleştirirsek... ...foflarsak... ...veya f ile f-1'i birleştirirsek... E, ...ne oluyor? Aslında... ...identity, birim fonksiyona ulaşıyoruz. Burada tabii ilginç olan şey... ...f-1 ile f'in... ...tersini de yapsanız... ...sanki komitatif gibi gözüküyor. E ama sadece bu örnek için komitatif. Başka örnekler de bulunabilir ama... E, ...komitatif o, olabilmesi için... ...bütün fonksiyonlar için... ...fog ve gof'un aynı olması lazım. Ki şurada gördüğümüz iki fonksiyon için aynı değil zaten. Gelelim fonksiyonların... ...graflarına, şekil olarak nasıl gösteriyoruz. Graf olarak gösterdiğimiz zaman... ...aslında... E, nerede tanımlandığına göre. Mesela tam sayılarda tanımlanıyorsa o zaman noktaları belirliyoruz ve ona ait olanları işaretliyoruz. Mesela 2n artı 1 fonksiyonu için ne yapıyoruz? Bakın 0 için 1 değerini alıyor. 1 için 3 değerini alıyor. 2 için 5 değerini alıyor. Bunları nokta olarak koyuyoruz. Gene tam sayılarda bakın x kare için o noktaları belirliyoruz. Nasıl tam sayılardaki graflar bu şekilde Önemli fonksiyonlar neler? Ee, tabii birçok fonksiyon var ama floor fonksiyonu ve ceiling fonksiyonu mesela önemli. Floor fonksiyonu x'ten e, küçük olan ona en yakın tam sayıyı döndürüyor. Mesela 1 bölü 2 0.5'e en yakın olan e, sayı 0 tam sayı. Alttan. Üstten en yakın olan sayı 1. Eksi 0.5'e alttan en yakın olan sayı ise eksi 1. Üstten en yakın olan sayı ise 0. 3.1'e alttan en yakın olan sayı 3. 3.1'e üstten en yakın olan sayı 4. Yuvarlama değil dikkat edin yalnız. Yani üstüne bakıyoruz. 0.5'in bulunduğu yeri düşünün. 0.5'e sol tarafına baktığımızdaki ilk tam sayı kaç? 0. 0.5'e sağdan ilk baktığımız sayı kaç? 1. Dolayısıyla aslında çok oldukça kolay bir tanımı var. Ee, koordinat düzlemini düşündüğünüz zaman tek boyutta ona ondan büyük ilk tam sayı bulduğunuz zaman ceiling oluyor. Ondan küçük ilk tam sayı bulduğunuz zaman da floor oluyor. 3.1 3 ile 4 arasında. Demek ki üstten bakarsak 4, alttan bakarsak sol tarafta ona en yakın 3. Evet burada şekiller var. Dikkat ederseniz bunlar e, floor ve ceiling fonksiyonları. Sıfırla bir arasındaki sayılar için bir hariç floor sıfır oluyor tabii. 0.9999'un da sıfır olduğu için ona en bu taraftaki sol tarafında küçük ondan küçük olan en büyük tam sayı sıfır olduğu için sıfır oluyor. Ama tam bir de bu bire çıkıyor. Sonra da ikiye kadar bu böyle gidiyor. 2'den sonra 2.5, 2.6, 2.7. Bunlardan küçük en büyük tam sayı 2 olduğu için bu da böyle oldu. Ceiling fonksiyonuysa tersi. Dolayısıyla 0 ile 1 arasındakilerin hepsi 1 değerini alıyor. Çünkü onlardan büyük en küçük tam sayı 1 olduğu için. Burada da eksi sayılarda da bu 0 oldu. Burada da ee... Ödemli özellikleri x, n'dir eğer x, n ile n artı 1 arasındaysa n dahil. Aslında burada yukarıda verdiğimiz şeyleri tanımlıyoruz. x, n'dir eğer n eksi 1 ile n arasındaysa gibi gibi bunları e, tanımlıyoruz. n bir tam sayıysa o zaman ona n, e, x artı n, x bir reel sayı olmak kaydıyla x artı n neye karşılık geliyor? n'i dışarı çıkarabiliyorsun. Evet bunlarla ilgili ispatlardaysa değişik taktikler var. Onlardan birkaç tanesini görelim. Diyelim x bir reel sayı bu durumda bunu ispat edin diyor. 2x'in alt değeri, x'in alt değeri artı x artı 0.5'in alt değeri olsun. Şimdi bunu yapmak için x'i önce bir tam sayı artı epsilon gibi düşünüyoruz. Neden böyle düşünüyoruz? Çünkü alt değeri x'in kaç olacak? N olacak. Ee, bu durumda şu taraf, şimdi bakıyoruz. Önce epsilon 0.5'ten küçük olabilir. Epsilon 0.5'ten büyük olabilir. Epsilon 0.5'ten büyükse, küçükse pardon. 2x 2n artı 2 epsilon oluyor. Bu durumda 2x'in alt değeri 2n oluyor. Çünkü neden 2 epsilon 1'den küçüktü. Sonra x artı 1 bölü 2'de n artı 1 bölü 2 artı epsilon. Burada da x artı 1 bölü 2 n oluyor. Çünkü 1 artı 1 bölü 2 artı epsilon da 1'den küçük. Dolayısıyla burası da n olacak. Dolayısıyla 2x 2n burası da n olduğu için n artı n 2n demek ki denklik sağlanıyor. Sonra diğer case'e bakıyoruz. Bu sefer epsilon 1 bölü. Niye 2 case'e böldük burada 1 bölü 2? Çünkü burada 2x var. 2x'ti çünkü o, o yer değişiyor. Yer değiştiği için 2'ye mesela 3x olsaydı muhtemelen ne yapacaktık? 3 durumu da düşünmemiz gerekecek. Dolayısıyla 1 bölü 2 ile 1 arasındaki durum için ne yapacağız? 2x 2n artı 2 epsilon 2 epsilon bu sefer birden büyük dolayısıyla 2x e, dediğimiz şey 2n artı 1 olacak buna karşılık x artı, x artı 1 bölü 2 için düşünürsek de x artı 1 bölü 2 de n artı 1 olacak dolayısıyla n artı n artı 1 2n artı 1 burası da 2n artı 1 de zaten dolayısıyla doğru olmuş olacak burası n burası n artı 1 burası da 2n artı 1 de sağlıyor olacak ee, bu formül e, doğru mu diye bakıyoruz. Bu mantıklı gibi gözükse de doğru değil diyor. Mesela ikisini de 1 bölü 2 koyalım. 1 bölü 2'nin üst değeri 1, 1 bölü 2'nin üst değeri 1, 1 artı 1 2 ama 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'nin üst değeri 1. Tam exact sayıda ne oldu? Tutmadı. Mesela 0406 için de aynı şekilde ne yapacak? Tutmayacak. Şimdi Onların dışında sıklıkla kullanılan fonksiyonlardan bazılarından bahsediyoruz bir daha faktöriyel fonksiyonu. Faktöriyel fonksiyonu f n eşittir n faktöriyel diye yazılıyor, n ünlem diye yazılıyor. Bu aslında ilk n pozitif tam sayının çarpımı. Dolayısıyla f 1 dediğimiz şey 1, f 2 dediğimiz şey 1 çarpı 2, f 6 dediğimiz şey 1 2 3 4 5 6'nın çarpımı. Ama peki f 0 ne diyeceğiz? F 0 ise bir yani sıfır faktör ama nasıl oluyor sıfır yok diyeceğiz o'nun ispatı ayrı evet ee, kısmi fonksiyonların üstüne çok durmayacağız ee, evet burada e, fonksiyon konusunu bitirmiş oluyoruz.